Merhaba sevgili arkadaşlar. Herkese hoş geldiniz diyerek bugünkü 24 Ekim yarışları için karşınızdayım. Ben İzmir yarışları programı için, yorumlarım için şu an karşınızda bulunmaktayım. Bugün güzel bir İzmir programı var. Biraz karışık gibi ama sonuçta iyi bir program. İnşallah ben biraz unuttuğum bir programda iyi at safkanları mücadelesi de var. Takip ettiğim safkanlar da bu arada var. Güzel bir program olması dileğiyle ben bu kanalıma programımdaki yorumlarımı başlamak istiyorum İzmir yarışları için. Arkadaşlar göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı çok çok teşekkür ederim. Ailemiz gerçekten her geçen gün gitgide büyüyor. İnşallah daha da büyük günlerde görmek nasip olacak bize. Hep beraber el birliğiyle iyi yerlere geleceğiz. Güzel yorumlar geliyor, esprili yorumlar geliyor, şakalaşıyoruz. Ben bir aile ortamında olduğu için yani bir şey yapmıyorum yani o. Normal yazabilirsiniz. Yani küfür olmadığı sürece sıkıntı yok yani. Benim şu anda kimseye kızgınlığım falan yok. Bir evdeki ufak tefek bu teknik bir şeylerle sıkıntılı bir devre geçirdim ve onları halletmeye çalışıyorum. Onlar da büyük ölçüde halloldu zaten. Neyse bugünkü yarışlarımıza yorumlarıma başlamak istiyorum arkadaşlar. İşte dediğim gibi İzmir yarışları var. 8 koşulu bir program var. İkinci koşuda itibaren 7'li pelsayamız başlıyor. Ben 7'li PSA'yından itibaren yorumlarımı sizlere sunmak istiyorum arkadaşlar. Bugün ikinci koşuda kısa vade 6 tüm koşusu 2 yaşlı İngiliz'in 1200 metrelik çim koşusuyla start veriliyor. Ben bu 7'li PSA'da ilk size önereceğim safkan bu hazırlıkları oldukça pardon arkadaşlar ben İzmir programı dedim. Ankara programını açtık. Evet, pardon arkadaşlar. Ankara yarışları için ben karşınızdayım. Programa bakayım. Neden İzmir'deki atlar yok diye ona bakayım. Kusura bakmayın. 7'li piyasa ayağımız için ben sizlere 1 numaralı Lord of Game'i öneriyorum arkadaşlar. Gerçekten hazırlıklarıyla bayağı iyi bir hazırlıkları var. İyi çalışmalara sahip. O yüzden ben 1 numara Lord of Game sizlere 7'li piyasanın için ben ilk ikiyi bozmaz görüşündeyim. Normal şartlarda kazanması lazım. Üzerinde Müslüm Çelik var. Ben o yüzden sizlere en şanslı safkan olarak 1 numara Lord of Game'i veriyorum. Bu altılı yan ayağına geldiğimizde üçüncü koşudan itibaren altılı ayağımız başlıyor arkadaşlar. Burada kompütörde bizim maşallahımız var. Handikap 15, 3 ve yukarı İngiliz'in 2100 metre kum yarışında ben burada sizlere fazla bir safkan vermeyeceğim. 3 safkan arasında görüyorum ben burada. 1 numara The Matchet. Ahmet Çelik ilerisinde koşacak olan bu safkan 60,5 kilo gibi biraz ağır siklet gibi olmuş olmasına rağmen bu gruptan iyi bir safkan. Ben formuyla zaten son yarışını kazandıktan sonra formunu bir hayli daha da yükseltti. Ben sizlere ilk safkan olarak 1 numara The Matchet'ı öneriyorum. Safkana en yakın rakip olarak da 5 numara Pro. Ekürü avantajına sahip. Ekürüsü de aynı şekilde bu arada bir 70 günlük ara verdi Ekürüsü ama Solomon 4 numara Solomon'dan bahsediyorum. Ama iyi hazırlıklar geliyor. Pro'da zaten son iki yarışında üst üste güzel bir ikincilikler elde etti. Bugün çok çok etkili bir yarış koşmasını bekliyorum. Bu Pro'dan. Geçen yarışta zaten vermiştim bu safkanı. Bugün ben etkili bir yarış bekliyorum. Ve son olarak size önereceğim safkan 7 numara King Dadaş olacak. Müslüm Çelik ilerisindeki olan bu safkan da gerçekten çok iyi bir form grafiği yakaladı. Son iki yarışında güzel bir birincilik ve üçüncülükle ayrıldı. Bugün daha da etkili bir yarış koşup birinciliğe ortak olmaya çalışacak. O yüzden ben bu ilk aya 1 numara, 5 numara ve 7 numara olarak sizlere 3 safkan olarak öneriyorum arkadaşlar. Geldik günün ikinci ayına. Maiden 2 yaşlı İngilizlerin 1400 metrelik çim yarışında ben size ilk safkan olarak 1 numara Alazhan veriyorum arkadaşlar. Alazhan da gerçekten form çok iyi bir kez koştu. Güzel bir ikincilik elde etti. Bugün daha da etkili yarış koşup kazanabilir. İlk yarışından sonra daha da iyi duruma geldi çünkü. Bu safkada rakipler olarak 2 numara Atıcı Bey, Akın Sözen'in arasında koşacak olan bu safkan. Grubun biraz tecrübeli safkanlarından birisi. Bir inişli çıkışlı bir grafik çiziyor ama formu gayet tatminkar. Bu gruba da gücü yetecek ayarda. O yüzden 2 numaralı Atıcı Bey'i kuponlara muhakkak yazalım arkadaşlar. Sonra arkadaşlar, kusura bakmayın benim biraz bilgisayarlarda biraz sıkıntı yaşıyorum. Ondan bazen duraklamak zorunda kalıyorum. 6 numara Kaneko'nun oğlu Gökhan Kocakaya ilerisinde koşacak olan bu safkan da
son iki yarışına güzel iki tane ikincilik elde etti. Bugün çok çok etkili koşmasını bekliyorum. Bu Kaneko'nun oğlundan. Gerçekten de Kaneko'nun zaten babası da Kaneko. İyi bir yarış koşması bekliyorum. Form grafiğinde çok iyi bir grafik çiziyor. Her geçen gün daha da ileri giden bir güzel bir grafiği var formunda. O yüzden yazmamız gereken safkanlardan birisi arkadaşlar. 6 numara Kaneko'nun oğlu. 7 numara Kerem Eyle. Ahmet Çelik giderse koşacak olan bu safkan da Ahmet Çelik'in aile atlarından birisi bu. Mehmet Çelik'in safkanı olan. Bir kez koştu. Güzel bir üçüncülük elde etti. Bugün çok çok etkili bir yarış koşabilir arkadaşlar. Gücü iyi. Çalışmalar da bir aile tatminkar. O yüzden kuponlarda 7 numara Kerem Eyle'yi bulunduralım. Ve son olarak size önereceğim safkan 5 numara Gumball olacak arkadaşlar. Gumball'ı yazacağız arkadaşlar ve pardon arkadaşlar Gumball'ı yazacağız ve son olarak ben size önereceğim safkan da 3 numara Blaze Away olacak. Ben burayı biraz karıştırdım ama kusura bakmayın arkadaşlar. Yani burası sıralı numara olarak söyleyeyim size. 1, 2, 6, 7, 3 ve 5 nolu atlar arkadaşlar. Yani bu ben burayı biraz fazla kalabalık tuttum. 6 safkan olarak. Yani bu 6 safkanı bence ayrım yapmadan yazmakta fayda var. Çünkü tay yarışı birbirlerinin biraz yakın ayarları da olsa safkanlar var. Birbirini geçecek güçte. O yüzden bu 6 safkan olarak geçirdim arkadaşlar. Geldik günün 3. ayına. Burada ben size handikap 17 4 yaşlı Arapların 1900 metrelik çim koşusunda ben burada sizlere ilk sunacağım safkan. Güzel iki tane ikincilik yaptıktan sonra bu yarışı çok çok etkili koşmasını bekledim. Kara Kemal'i güzel tayı 3 numara Ustura'yı ben size normal şartlarda banko olarak verecektim. Ama başka bir safkanı daha görünce zaten o devamlı takimindeki olan bir safkandı. Ben onu banko olarak bıraktım. Ama yine alternatif ikinci tek arayanlara 3 numara Ustura'yı ben önerebilirim arkadaşlar. Gerçekten form grafiği çok çok iyi. Ben çok beğeniyorum bu safkanı. Normal şartlarda kazanmasını bekliyorum. Eğer küçük bir alternatif kupon arıyorsanız arkadaşlar 3 numara Ustura ideal bir banko adayıdır. Değerlendirmekte fayda var. Ama ben burayı yıkmak istiyorum. Burada at arıyorum diyen arkadaşlar da tek bir rakip vereceğim. O da 1 numara Halis Kıratlaşlı Çakmakça olacak arkadaşlar. Yani normal şartlarda 3 numara tek ama at yazmak isteyenler de 1 numara Çakmakça yazıp 2 safkan olarak öneriyorum arkadaşlar. Geldik günün 4. ayına. Şartlı 5 3 ve yukarı İngiliz'in 1400 metrelik çim koşusunda benim burada size önereceğim ilk safkan arkadaşlar 3 numaralı Tancan Bey olacak. Gerçekten Tancan Bey de süratli yapıya sahip. Son iki yarışı gerçekten iyi hazırlıklarla girdi. Güzel iki tane üçüncülük elde etti. Bugün Özen Yıldırım'la çok etkili bir yarış koşmasını bekliyorum safkanın. 6 numara Drive Faster. Halil Vefa İbrahim aracıların sahip olmuş olduğu bu safkan. Bir 4 yarıştır birinciliğe kavuşamadı ama sürekli tabela içerisinde sürekli birincilik mücadelesi içerisinde bu safkanın 86 gün gibi bir ara vermiş olmasına rağmen iyi hazırlıklarla bu yarışa katılıyor. O yüzden ikinci safkan olarak ben size 6 numara Drive Faster'ı yazmanızı öneriyorum arkadaşlar. Ve son burada 1 numara İrem Sur'dan biraz küre almış olmasına rağmen grubun kalite isimlerinden birisi Halis Karataş'tan bugün çok çok etkili bir yarış koşmasını bekliyorum. Zaten tutusuna baktığım zaman 3-1-3 2-3-2 yani sürekli birincilik mücadelesi içerisinde olan bir safkan. O yüzden kuponlara muhakkak muhakkak yazalım arkadaşlar. Ve son olarak size önereceğim safkan 2 numara McFellow olacak arkadaşlar. Bugün çok inanılmaz güzel bir yarış bekliyorum bu safkanda. Son 5.lik kösünü kesinlikle ölçü almıyorum. 2 numara McFellow Akın Sözen ilerisinde yazmamızda fayda var arkadaşlar. Gelirse bence sürprizini patlatabilir. Gerçi pek sürpriz çıkacağını ben sanmıyorum ama yine Ganyan'ı normal çıkabilir bu safkan. Ama yazmakta fayda var arkadaşlar. Altını en azından buradan yapmayalım. Çünkü bayağı pek tutulmayacak gibi benim içimden öyle geliyor. Yarın ne olacağı belli olmaz AKF'lerde. O yüzden Akın Sözen zaten bu tip yarışları da seviyor böyle yarışları. Değerlendirelim arkadaşlar. Yani 3, 6, 1 ve 2 nolu atlar bizim 4. ayak için önereceğim safkanlar arkadaşlar. Geldik az önce sözünü bahsettiğim yarışa kısa vade 8, 3 yaşlı Arapların 1400 metre kum yarışında. Arkadaşlar benim burada size önereceğim safkan 2 numara Kardeşcan olacak. Ben bu safkanın formunu çok çok beğeniyorum. Zaten takibinde olan bir safkan. Seri galibiyetler elde etmekti.
Bu can kardeşler yolunda güzel adımlarla ilerliyor. O yüzden 2 numara kardeş canı kuponlara muhakkak yazalım. Tek olarak yazalım arkadaşlar. Ben bu fırsatları sizlere banko olarak öneriyorum. Ya bugün Selim Kaya yok üzerinde ama Gökhan Kocakaya da gerekli taktiği alacaktır. Zaten altı takibindedir muhakkak. Çünkü bilmeden ben ilk defa biniyorsa da yarışlarını seyrediyorum. Zaten biliyordur bu safkanı. O yüzden ben İkirma kardeşlerim bu grubu geçeceğine inanıyorum. Ben günün bankosu olarak sizlere öneriyorum arkadaşlar. Geldik günün son koşusuna. 8. ve son koşusu arkadaşlar. Program bizim atlarsa göstereceğiz işte. Handikap 14, 3 yaşlı İngilizlerin 1600 metrelik çim koşusunda. Ben burada size önereceğim safkanlar. Arkadaşlar ben burada numara olarak isteyeceğim bazı safkanlar. Çünkü benim bilgisayarda biraz sıkıntı yaşadığım için program aşağı kadar inemiyor. Ama normal başka yerlerde dersimi çalıştım. Benim bilgisayarda sorun var işte. Bugün uğraştığım bir türlü olmadı. Yarın bir daha götüreceğim. İnşallah yarın aksilik olmazsa hallolacak bu. Ben burada ilk safkan olarak 3 numara cambaz size öneriyorum arkadaşlar. Normal şartlarda da bu grubu geçmesini bekliyorum hatta bu cambazdan. Bugün beklenen yarışını yapacak. Çok formda çünkü bu safkan. 4 numara Black Dragon. Gökhan Kocakaya ilerisinde koşacak olan bu safkan da etkili bir forma sahip. Her ne kadar son iki yarışı kötü gibi görünse de bugün çok güzel bir yarış bekliyorum ben. 4 numara Black Dragon'la. 1 numara Sparrow Hawk. Çanakçı kardeşimiz de son beşinciliğine kesinlikle aldanmayın. Formu çok iyi. Biraz ağır kilo olmuş olmasına rağmen iyi bir yarış bekliyorum ben safkandan. Formunu beğeniyorum. 1 numara Sparrow Hawk muhakkak yazalım. 8 numara Oscura. İşman çizgi derse koşacak olan bu safkan da son ikinciliği gayet tatminkar. Kum çim ayırt etmeyen bir safkan. İyi işlerle hazırlandı. O yüzden bu kuponlara muhakkak yazalım arkadaşlar. 8 numaralı Oscura'dan bahsettikten sonra 5 numara Imogen Akın Sözen ilerisinde koşacak olan bu safkan da kuponlara yazalım. Son 7. her ne kadar kötü gibi görünse de iyi hazırlıklarla bu yarışa katılıyor. 5 numara Imogen'de kuponlara yazalım arkadaşlar. Ve son olarak size önereceğim bir safkan. Kusura bakmayın aşağı inmiyor şeyi ama ben 13 numaralı safkandan bu Müslüm Çelik'in binmiş olduğu safkanı sizlere vereceğim. Yani ben bu aya kısaca 6 safkan olarak görüyorum. 3, 4, 1, 8, 5 ve 13 nolu atlar arkadaşlar. Benim bilgisayarda ufak bir sorunum var arkadaşlar. İnmiyor bazı şeyleri sayfaları indiremiyorum. O yüzden takılıyor. Bir yerde bir şeyler oldu. Bugün bakıma götürdüm de olmadı bir türlü. Artık programı da bugün yapmak zorunda olduğum için artık böyle katlamak zorunda kaldım. Kusura bakmayın bazı yerlerde takılıp gidiyorum. O yüzden bugün affedin. Yarın büyük ihtimalle çözülmüş olacak çünkü götürdüğüm bir arkadaş, yaptıracağım arkadaş yoktu. Bugün ben kendim yapmaya çalıştım, o da olmadı. Artık yarına kaldık. Arkadaşlar benim bugünkü Ankara yorumlarım bu kadar. Ben kısaca altılı gayanın ayaklarını, Ankara'nın altılı gayanın ayaklarını numara olarak tekrarlayayım. Belki yazamayan arkadaşlar da atlamış olabilir arkadaşlar. Birinci ayakta 1, 5 ve 7. İkinci ayakta 1, 2, 6, 7, 3 ve 5 nolu atlar. Üçüncü ayakta 3 numara alternatif bankom ama at yazmak isteyenlere 1 numaralı safkan. Yani ya 3 tek ya 3 ve 1 nolu atlar. Dördüncü ayak 3, 6, 1 ve 2. Beşinci ayakta 2 numaralı safkan banko. Son ayakta 3, 4, 1, 8, 5 ve 13 nolu safkanlar arkadaşlar. Arkadaşlar benim bugünkü yorumlarım bu kadar. Her ne kadar biraz ben bu program pek hoşuma gitmedi. Yani hoşuma gitmedi derken videom benim hoşuma gitmedi. Çünkü bu aksaklık yüzünden ben biraz zor durumda kaldım. Sizlere de umarım kötü şey olmamıştır. Artık şansımız artık bugün bu şekilde geçeceğiz. Yarın inşallah daha iyi halledeceğiz bunu. Evde ben yokken çocukların işte oyun oynaması herhalde onlar kurcaladı. Bir şekilde bir takılıyor bu. Kalıyorum. Sayfa aşağı inmiyor. Sayfayı bir türlü indiremedim. İçinde kaldı böyle. Arkadaşlar yarın görüşmek üzere. Bol kazançlar dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar.